karşıdaki ev derim bak. Şu karşıdaki ev. Kimin? Şu karşıdaki ev mi? Atilla Yönlerli'nin. Atilla Yönlerli'nin ev. Atilla abinin babasının adı ne? Mustafa Yöndemli babasının adı. O aşağıda oturuyor. Babasını bir anlat. Babası ne iş yapardı? Babası da hayatta mı? Annesi nereli? Annesi nerede? Hayatta mı? Ha, onları anlatalım değil mi? Yaşta vefat etti. Babası tekrar evlendi. Ondan da çocuğu var tabii ki. İkinci hanımından. Bunlar işte... Açtın mı? Tamam. Bu soldaki ev yine Şehid Ailesi Ekrem Demir Kazık'ın oğlu bu da. Birisinin evi de burada işte. Oğlunun ismi ne? Oğlunun ismi Kemal Demir Kazık. Ne iş yapar? Ne o da çiftçilik yapıyor aynı. Çiftçilik, hayvancılık. Bunlar da iyi insanlar işte. Köyde bizim köyün herkesi iyi, birbirine tutkun. Evet. Her şeyi yaparlar köy için elinden geldiği kadar. Devletimiz de sağ olsun her yardımı yapıyor tabii ki. Kilit taşlarımız olsun, şeylerimiz olsun Allah'a şükür hepsini yaptı. Yani bir yandan da yapılıyor. Döşenmemiş daha. Parke işte bir yandan işte buralar kaldı, bir yandan döşenecek işte. Hepsi bir anda olmuyor. Bir sürü köy var işte yavaş yavaş. Önceden çamurdan çıkamazdık köylerde. Şimdi köylerin içi aynı şehir gibi oldu. Bu halam kim? Bu halam işte Hayat Lökün hanımı. Ankara'da çocuklara lüğümen falan gönderiyorum. Allah yardımcılar olsun. Herkese sağlık sıhhat versin Cenab-ı Mevlam. Benim çocuklara da selam söyle. Sen söyle al mikrofonu. Çocuklara selam söyle. Bu Yılmaz Taşkın'ın evine geldik geri tekrar. Onun çocuklarına da selam olsun. İki tanesi çocuklarının uzman çavuş. Bir tanesi İstanbul'da oturuyor. Oğlunun evli. Onlara da selam olsun. Allah sağlık sıhhat versin hepsine. Bu çamları Yılmaz dikti ha, bu yanımızdaki arkadaş dikti. Yeşillik olsun diye. Güzel olmuş. Şurada bir damımız vardı yukarıda. Tamam. Geri buradan tekrar geldik. Esat Yıldırım'ın evi soldaki. O da yardımsever. Onun da çocuklarına kendisine selamlarımı yolluyorum. Buraya parke taşı ne zaman döşendi? Buraya geçen sene döşendi buralara. Devamı gelecek inşallah buraların. Bu şehit ailesine kadar oraya kadar gidecek. İşte Osman Yıldırım'ın evi. Annesi rahatsız. Bacağının birini aldırar annesinin, yaşlı 91 yaşında. O da hastası var, ondan uğraşıyor işte. Biz şu soldaki okulumuzu da düğün salonu yapmak istiyoruz inşallah. Ne zaman yapacağımız? İnşallah elimizden geldiği kadar işte mıhtarımız çabalıyordu Fatih Kaptan. Çok iyi bir mıhtarımız vardı, her şeyi yapılacaktı. Hep beraber yapıyorduk yani biz de yanında ağız olarak ama. 2 sene olmuş. İnşallah önümüzdeki yaz buraları düğün salonu yapmayı düşünüyor. Burayı bir tadilat yapıp güzel bahçesini şeyini. Elimizden geldiği kadar köyün çabalayacağız. Avrupacılarımız olsun hepsi yardımlarını gönderiyorlar. İstanbul'da derneğimiz var o çocuklar onlara da selam söylüyorum. Hepsi iyiler yani. Hemen bir eksik gedik olduğu zaman hemen gönderirler köy için. Sol taraftan devam edelim istersen. Karşıdan direkt mi devam edelim? O tarafa da gidelim, ondan sonra gelelim. Tabii geri oraya gelmeyelim. Bura bizim harman yeri işte. Harman yeri diyoruz buraya. Kıraç, köy merası. Yaz geldi miydi buraya herkes sapını, samanını, çekirdeğini işte buraya döker. Burada kurudur, kaldırır. Bu sağdaki ev Hayrullah Yazıneli'nin evi. Şurası. Şimdi giderken buradan tabi rahmetli muhtarımızın evini şey yapacağız. Orayı gezeceğiz. Burada muhtarımızın patusuydu işte. Müfat eden. Fatih Kaptan'ın. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Şurada Hayrullah Yazıneli'nin evi. Sağdaki ev. O da kendisi hocalığı var. Hoca olmadığı zaman camide kendisi
bize yardımcı olur. Namazımızı kıldırır. O da iyi bir insan. Kendisi bize yakın dayı taraf oluyor. Buradan sonraki sağdaki ev Hasan Hüseyin Yaman'ın evi bura. Bu, o da be kışları be kalmıyor. Yazın geliyor buraya. Çocukları da biri Ankara'da biri İstanbul'da. Onlara da selam söylüyorum. Ondan sonraki sağdaki önümüzdeki ev Üzeyir Coşkun'un evi. O da işte hayvancılık, çiftçilik, onunla geçimi. 5 sene oldu. 4-5 senedir çöp bidonları var. Ne zaman alıyorlar çöpleri? Haftada bir sefer, iki sefer biz buradan telefon ediyoruz. Doldu muydu gelip götürüyorlar, döküyorlar çöpleri. Burası Üzeyir Coşkun'un işte tam sağımızdaki şimdiki. Bundan sonraki ev Ahmet Sayan'ın evi, şu sağdaki ev. Ne iş yapar? Üstü saçlı olan abi. o da Fransa'da çok değerli bir arkadaş o da. Çok yardımsever, iyi çocukları, ailesi hep Fransa'da, onlara da selam gönderiyorum. Annesi babası yok tabii, vefat etti. Evler geliyorlar yazda yaza açarlar. Ona da selam söylüyorum, Ahmet Sayan'ı. Allah sağlık sıhhat versin diyorum ona da. Burada Feyzullah Sayan'ın evi, onun kardeşinin evi oluyor burada Feyzullah Sayan. O da Fransa'da. Şu anda evler kapalı tabii, boş buralar. Kendiler Fransa'da yaşıyor. Yazları geliyorlar, bir iki ay gelip buralarda köy için yardımda bulunuyorlar. Ahmet Sayan olsun, Feyzullah Sayan olsun. Allah razı olsun hepsinden de. Bundan sonraki sağdaki evde Ramazan Aslan'ın evi, bayraklı gözüken. O da burada yok. Ailesi İstanbul'da. Burada kapalı şu anda. Böyle işte burası. Ön tarafımız ormana doğru gider işte bu yol. Bizden ileride orman var, meşelik. Hangi yol köye çıkar bu yol? Bu yol kara yol bu. Toprak yol, Aldemirci'ye çıkar burası. Aldemirci'ye kadar buradan yol gider. Sağdaki ama şimdi sağdaki ev ha. Bura şuraya demedik. Hayri Aslan. Şura arkamızdaki kalan Hayri Aslan'ın. Fevzi. Şurada Fevzi yazan elin evi. Ha, ikisi de bunların dışında, biri Avusturya'da, biri Almanya'da. Onlar da iyi arkadaşlar. Onların da yardım oluyor. Fevzi Aslan biraz rahatsız, geçmiş olsun diyorum ona da. Şurada Bekir Yıkılmaz'ın evi. Sağdaki evde. O da köyde yaşıyor. Çocukları var İstanbul'da, çalışıyorlar. Onlara da selam olsun. Şurada Mustafa Yıkılmaz'ın evi. Konuş lan biraz. Al biraz da sen konuş ya. Bizdeki yardımcı. Çayın molası verek olmazsa. Tamam. Bireli yoktur. Şurayı bitirelim de ondan sonra. Tamam. Burayı bitirelim. Ver oradan bir bardak çay ver bakayım. Ver Ali, çay ver yanından. Şurada ne diyor? Benim sigara kalmadı. Evde. Telefonu da alamadım. Senin oradan yok. Tamam. Açık mı kamera? Açık çekiyor. Adnan devam et. Kendini bir tanıt. Kendini önce bir tanıt. Ben Karakışla köyünden Yılmaz Daşkın. Şu anda çekim ekibi geldi, köyümüzü çekiyor. Muhtarımız rahatsızlandı. Sigara molası mı verdi diyelim. Çay molası mı verdiler diyelim. Evet. Tekrar alacak. Evet. Şimdi şu önümüzdeki evi ben devam ediyorum. Bu da yurt dışında Hamza Çötel. Çötel'in evi. Hamza abi anlat bakayım. Hamza abi rahatsız biraz. Rahatsız, kendiler hep rahatsız. Yurt dışında kalıyorlar. Yaşlı 90 evet. Yaşında var. Yaz sezonları geliyor. Abimin Tayir var İstanbul'da. Abimin kayınpederi olur o da. Ailece evet. Fransa'da yaşıyorlar evet. Çoğu yurt dışında.